bak hiçbir şey söyleme, beni dinle sadece. Şimdi söylemezsen bir daha söyleyemeyeceğim zaten. Biliyorum çok mantıksız, çok saçma. Ama ben senin gitmeni istemiyorum. Sana kim verdi? Şanlıydı. Emir, ben zorla nişanlandım. Emir bak bana, zorla nişanlandım ben. Şoförüm dediğin adamla, sen kimsin lan dediğim adamla nişanlıydım Feriha. Bunu isteyerek yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Bak buna. Fotoğrafa bak. Ben miyim bu? O bulduğum yüzük senindi Feriha. Bunu sana sormuştum. O dönem bu yüzden senden kaçtım. Bu yüzden bitti dedim. Hep aynı şey işte. Ben hiçbir şey bilmeden yine kendimi suçluyordum. Çok güçsüzdüm. Nişandan kaçamazdım. Bu yüzden senden kaçtım. Yine de hiçbir şey söylemedin Feriha. Bizi bitirdin ama hiçbir şey söylemedin. Sen benim bu yüzden neler yaşadığımı bilmiyorsun. Beni her şey için suçlayabilirsin ama nişan için suçlayamazsın. Ben hayatımın en büyük korkusunu... Senin hep korkuların vardı Feriha. Emir yapma lütfen, sürekli aynı şeyi yaşıyoruz ya. Adama sen kimsin demiştim ya. Adama sen kimsin demiştim. Ben bunu hak etmedim. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Feriha git. Gitmiyorum. Feriha git dedim. Hayır, bu konuda beni susturamazsın. Git dedim be! Defol! Feriha canım, ne oldu Allah aşkına ya? Ya ağlamasına bak şimdi, duyacaklar ha, ne oldu? Ha ne dedi? Ne oluyor kızım, niye ağlıyorsun? Şey, kabus gördü sanırım, böyle ağlaya ağlaya uyandı vallahi. Kıyamam. Annesini gördü herhalde rüyasında. Mehmet, hadi sen bir su getir. Hadi hadi, durma öyle. Tamam canım. Ay yazık ya. Feriha, böyle rüyanda yukarıdan bir yerden mi düşüyordun ha? İnsanlar olur ya böyle, hani rüyalarında yukarıdan düşerler. Al kızım, iç şunu. Aklım çıktı ya. Sen de öyle fırladın geldin. E ne yapayım? Öyle duyunca yani ödüm koptu. Ya dikkatli ol, bir şey olacak bebeğimize.
Seher. Ya bak 3 ay oldu. Bir doktora gidelim de ben de göreyim şunu artık. Hadi Mehmet Allah aşkına gece gece. Hadi yatma. Feriha kalksana. Hadi gidelim artık. Bak şimdi biri görecek. Ya çıksa da burada konuşacak mısın yani? Ne bekliyorsunuz kızım? Yürüsenize. Ne var ya? Yürüyeceğiz. Aa. Hadi gidelim. Hadi Feriha. Ya arabayı durduracak halin yok herhalde. Seher. Çok hızlısın Cansu. Nasıl yani? Ben daha dün fotoğrafı kapının altından attım. Ne olmuş olabilir ki? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu emir senden benden hızlı çıktı. Fotoğrafı aldığı gibi Feriha'ya sormuş hesabını. E anla demek ki bizimki de geceleri buna kaçıyor. Ay yazık kız. Bu bütün gece nasıl ağla ağla perişan oldu. Benim okula gidip hemen Emir'i bulmam lazım. Tabii. Sen içeri geç kolay gelsin. Şenko elini diyorum. Feriha, tanıyor musun sen bu adamı? Bunu mu arıyorsun? Ben kim miyim? Ben... Emir! Ne yaptın? Emir ne yapıyorsun? Kim bu adam Feriha? Ne zannediyor kendini? Nasıl öyle konuşuyor? Bu cesareti nereden buluyor ya? Hande'yi görmedim Cansu. Yok yok ben Emir'i soracaktım. Emir'i gördün mü? Onu da görmedim. Neyse tamam ben onu akşam evde yakalarım artık sağ ol. Yakalayamazsın. Anlamadım. Emir apartmandan taşınıyor. Ne? Nasıl? Y-
Yine ne dedin Emre? Taşınıyormuş. Çekil önünden. Bir dakika. Emre'i arıyorsun değil mi? Hala açıklama yapmaya çalışıyorsun ya. Tabii kendine güveniyorsun. Bütün yalanları unuttu, bunu da unutur diyorsun. Sen mi verdin o fotoğrafı? Aklın varsa çeneni kapatırsın Feriha. Emir, Koray'ın söyledikleri doğru mu? Taşınıyormuşsun. Bu verdi değil mi fotoğrafı? Hop hop. Bu yolladı fotoğrafı. Ne oluyor be? Söylesene. Sen bilmiyor musun benim zorla nişanlandığımı? Sonra neler oldu bilmiyor musun sen? Emir fotoğrafı o yolladı. Feriha yeter. Anlamıyor musun? O yaptı. Hadi Cansu. Feriha. Biraz yürüyelim mi istersen? Ya nişanlandıklarını biliyordum ama seninle beraberken olduğunu tahmin etmemiştim. Yalanları gizliyor sonra beni suçluyor ya. Emir iyi ki yanımdaydın. Sen olmasaydın üzerime saldıracaktı. Ben böyle şeylere alışkın da değilim. Bu yüzden mi taşınacaksın? İlgisi yok, taşınıyorum sadece. Ne zaman? Acelem yok. Hafta sonu birkaç yere bakacağım. Sen dersine geç kalmıyor musun? Tamam, görüşürüz. Bir şey söylemeyecek misiniz? Tamam, sakinleş. Siz nasıl böyle sakin olabiliyorsunuz? Bana da öğretin. Ben duygularıma yenilmek istemiyorum sadece. Yenilmek istemiyorsan duygularını kendine saklayacaksın. Aşkı da, acıyı da yüzünde taşımayacaksın. Bırak karşındaki öfkelensin. Sen sakin kal. Düşün. Satranç masasındaki gibi. Böyle oyun oynar gibi taktiklerle bir sonraki adımı düşünerek yaşamıyor mu? Hayat bu işte Feriha. İnsanlar, kadınlar, erkekler, bütün ilişkiler. İstesek de istemesek de sonuçta attığımız her adım bir hamle. Ve bu hamle bizi bir yerlere götürüyor. Bunun içine sindirmenin özel bir yolu var mı bari? Dedim ya işte. Aklımdan geçenleri kimse bilmeyecek. Sır bu. Düşüneceksin. Sessizce. Kim sana ne yaparsa yapsın. Bunun seni nasıl etkilediğini bilmedikleri sürece özgürsün. Güçlüsün. Özgürlük bu yani. Teşekkür ederim Levent Bey. Sizle konuşmak bana her zaman iyi geliyor. Ama ben böyle yaşayamam. Neyse. Görüşürüz. Güle güle. Feriha böyle rüyanda yukarıdan bir yerden mi düşüyordun ha? İnsanlar olur ya böyle hani rüyalarında yukarıdan düşerler. Biraz daha sert bak istersen. Belki bakışlarını yok edebilirsin. Nasıl? Feriha'yı mı yok etmek istiyorsun, duygularını mı? Azra sen hasta falan mısın? Tamam, sen de şimdi bir fasıl çemkireceksin. Niye burnumu sokuyorum filan? Aynen öyle. Haklısın aslında ama ne yapayım, yaşadıklarımız o kadar tanıdık ki kendimi tutamıyorum. Ne yaşadığımızı nereden biliyorsun ki? Yapma Allah aşkına, ben de bu okulda okuyorum değil mi? Üstelik de yurtta kalıyorum. Ve sen Emir Sarrafoğlu'sun.
Geceleri yurtta kızları nasıl malzeme olduğunu tahmin bile edemezsin. Aslında hepsi Feriha olmak istiyor. Kızım sen uçmuşsun ya. Hayatta hiçbir şey için mücadele etmemişsin. Altındaki araba içinde, kadınlar içinde parmağını bile kımıldatmamışsın. Ve sonra o kız gelmiş. Ve hayatında ilk kez uğruna mücadele etmek zorunda kaldığın bir şey olmuş. Sanem. 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 Hı hı. Evet geldim anne. Tamam. Tamam sen rahat rahat yap işini. Tamam hadi. Nerede o? Kim? Seher. Feriha ne oluyor yukarıda? Şu yerleri sil. Feriha, sen yaptın değil mi? Ne oluyor be? Cansu'ya sen yardım ettin. Ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Ben çalışıyordum burada. Ne geçti eline? Ne geçti eline? Bana bak sen vallahi zıvanadan çıktın ha. Ne oldu? Deniz Kenan'da artistlik yaparken iyiydi. Seni de istemiyorum Emir. Yüzünü de istemiyorum Emir. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Tabii ben seni altın yumurtlayan tavuktan ettim. Hesabını vereyim de. Sen bu yaptığın bunun hesabını kime vereceksin? Sen şimdi görürsün. Ben aşağı ineyim. Sen gör bak kime hesap veriyorsun Feriha. Hadi inme. Seher! Evet. Ünal Bey geldi efendim. Ama şu anda müsait değilim. Ona ilk fırsatta kendisini arayacağımı söyleyin lütfen. Sanem Hanım size döneceğini söyledi. Öyle mi? Peki, iyi günler. Öyle mi Sanem Hanım? Demek oynamak istiyorsun. Oynayalım bakalım. Uzun zamandır oynamamıştım, özlemişim. Hande'den haberiniz var mı? Nasıl yani? Sen nerede olduğunu bilmiyor musun? Biz de sana soracaktık artık. Telefon sürekli kapalı. Annesi yurt dışındaymış. Evde çalışan hizmetle nerede olduğunu bilmiyormuş. Neyse ya, çıkar yerden. İnadı edip durma. Hadi gel gidelim bir hastaneye. Gitmem. Halam gelmeden şuradan şuraya gitmem. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Ya Feriha, kızım bu kadın yüklü nasıl düştü, ne oldu? Ben ne bileyim hala anlamadım. Söylesene. Önce bir tane patlattım sonra da merdivenlerden ittim diye. Ne diyorsun sen? Beni itmesin. Açıver kapıyı. Ne diyorsun kızım sen? Allah Allah. Yavrum, sinirim kızım. Kim yaptı bunu sana, kim? Feriha yaptı hala. Merdivenlerden itti. Puh, yazıklar olsun sana. Ben sana gösteririm şimdi ikneyi kalkmayı. Dur şurada be, dur. Kendine gel öyle. Ben dünyada inanmam ikneye kalkmaya. Şu Gülsüm sen al götür Feriha'yı içeriye. Hala Allah aşkına ben öyle bir şey yapmadım. Ne itmesi? Yok tamam kızım al sen götür. Hadi kızım. Allah Allah ya. Kızım bak halan da geldi. Hadi yürüyün gidelim hastaneye. Yok Hacer Hanım şimdi kavga zamanı mıdır? Yok çocuğu yetiştirelim hastaneye. Ne itmesi ben itmedim. Ne diyor bunlar ya? Şş, bana bak Hacer Hanım sen giydir kızı. Ben geliyorum şu Feriha'ya. Delireceğim şimdi bak.
gel yavrum. Gel talihsiz yavrum benim, gel. Sen, sen var ya sen. Kız sen şeytana papucunu ters giydirirsin. Eşek sıpası iyi ki bir taraflarını kırmadan. Ay ne yapayım valla, bu hamilelik olayı çok uzadı. Ben de gözümü kararttım, atladım. Dur. Allah seni kahretmesin. Ay Allah'ım. Çok ağrım var. Kıyamam, kurban olayım çocuğum. Kıyamam sana evladım. Hadi kalk da ben seni götüreyim hastanelere. Bak bir şey söyleyeceğim. Hı? Bu kadın hastaneye gelmesin. Boyamız meydana çıkar. Kız nasıl söyleyeyim şimdi sen bizimle gelme diye? Şüphe uyandırır. Doğru söylüyorsun. O zaman muayene odasına sokma. Öyle sakın doktorla konuşmasın, tamam? Ben bir şekilde ayar tutarım. Tamam. Ay, ay, yavrum, yavrum. Gel çocuğum, ver yavrum. Ay. Ver güzel kuzum, ver ayakları da ver. Çakal seni. Yavrum benim. Ah. Canım yavrum benim. Kurban olurum ben çok sana. Çok ağrıyor Allah'ım. Çok korkuyorum. Kurban olur sana Allah'ım. Hadi gel çocuğum. Ay. Hayırlısı. Teşekkürler. Abi kusura bakma. Az da unutuyordum. Biz de montaj yaptırdığınız için konuşma paketimiz hediye. Teşekkürler. Bu da kartınız. Güle güle kullan. Teşekkürler. Ya Feriha dursana. Aman sen aklıma mı kalıyorsun? Feriha dursana ne olur bir dur ya. Feriha. Ya Feriha dursana, nereye gidiyorsun? Emlakçı hafta sonu bir yer gösterecek. İstersen bende kal kardeşim. Artık nerede kaldığımın bir önemi yok kardeşim. Kasma. Hem sen de kafanı dinle biraz. Ben seni ararım sonra. Ne yapmaya çalışıyorsun? Emir, o fotoğrafı sana Seher'le Cansu verdi. Tuzak kurdular bana. Emir anlamıyor musun? Tuzak kurdular diyorum. Tamam sana tuzak kurdular. Peki. Ama o fotoğraf gerçekti Feriha. Photoshop değildi. O nişan da gerçekti. Hala anlamıyor musun? Beni tuzaklar ilgilendirmiyor. Sadece gerçekler ilgilendiriyor. O nişan gerçekti Feriha. Cansu. Ne oldu? Emir taşınıyor. Taşınıyor mu? Şaşırdım. Niye peki? Feriha yüzünden. Her şey onun yüzünden zaten. Buraya Feriha yüzünden geldiğine göre yine Feriha yüzünden gitmesi normal. Öyle değil mi? Ya neyin normal olduğu umurumda değil ki. Emir gidiyor işte. Sanki her şey normaldi. Ya bir şey yapsan Eman'ım. Ne olur bir şey söyle, ne olur. Ne söyleyebilirim ki Cansu? Benim fikirlerime ihtiyacın yok. Sen olgun, yetişkin bir kızsın. Bana bozuksun değil mi? Kırgın diyelim. Ya yapma ne olur. Sinirle söylediğim şeyleri ciddiye almayacak kadar tanıyorsun beni. Tamam. İlle de duymak istiyorsan. Özür dilerim. Neyse. Unutalım. Of Feriha ya, of.
Efendim? Gülsüm ben. Gülsüm? Feriha'nın Gülsüm yani. Ben şey diye aramıştım. Feriha'yı gördün mü? Yani çıkmıştı. Okuldaydı ama çıkmış olması lazım. Ya evet çıktı da geri geldi mi ki? Gülsüm ne oluyor? Ya önce senin arkadaşın nişan fotoğrafını görmüş, sonra Seher. Uf, ay ne diyorum ben ya? Ya Feriha evden apar topar çıktı. Benim onu bulmam lazım. Ne? Ne nişanı? Ne diyorsun Gülsüm? Ah geldi. Tamam kusura bakma hadi hoşça kal. Feriha. Bebek. Gel boş ver, boş ver. Yürü hadi. Ne bakıyorsun? Katil. Katil. Pis katil. Katilsin sen. Sen öldürdün bebeğimi. Feriha. Mehmet. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Mehmet ne itmesi? İtmedim kimseyi saçmalama ne olur. Feriha ne yaptın sen? Mehmet abi. Feriha ne yaptın? Ya bırak ben bir şey yapmadım. Kardeşim misin lan sen benim? Ne yaptın sen? Mehmet abi ne olur. Mehmet. Feriha kardeşim Mehmet, misin? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Baba. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Yemin ederim öyle bir şey yapmadım baba. Niye yapayım? Yeter! Yeter artık! Abi, vallahi gecenin kaçı oldu bu çocuktan haber yok. Telefonlara da cevap vermiyor. Ben diyorum acaba Zehra'ya bir haber versin. Ne diyeceğim ben Zehra'ya ha? Gelinimiz düşük yaptı. Kızımızı suçluyor. Kızımızı oğlumuzun elinden zor aldın mı diyeceğim ha? Sen gittin gideli aile aile olmaktan çıktı mı diyeceğim ha? Ne diyeceğim? Vallahi abi kapandı odalara bu kız da. Ben yapmadım diyor yavrucak ağzından başka laf çıkmıyor abi. Ben bilmez miyim kanımı? Kıyar mı hiç? Kıymaz işte. Afiyet olsun Metin abi. Eyvallah sağ ol. Gel buyur beraber ol. Sağ ol. Gel işte nazlanma ya. İki tek atalım ya. Ama bir tek atarım tamam mı? Hadi gel. Gel hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, sağ ol. Senden ne haber? Tamam biliyorum konuşmak istemiyorsun da. O fotoğrafı senin kapının altından kim attı? İyi niyetli biri olmadığı belli.
Umurumda mı sence? Cansu, yengesi. Hatta herifin kendisi bile gelip atmış olsa umurumda değil. Ben ne gördüm? Ben ne gördüysem benim umurumda olan o. Oğlum zorla nişanlamışlar kızı. Ve bu her şeyi temizliyor değil mi? Bu kadar basit yani. En azından bir anlamı olmalı. Bir anlamı yok. Eğer o zaman bana gelip deseydi beni zorla nişanladılar diye, işte o zaman bir anlamı olurdu. Şimdi yok. Ne diyeyim ben şimdi? O kızın ailesini de biliyorsun be kardeşim. Kapıyı çarpıp bana gelemedi. Neden? Yalanlar yüzünden. Gelseydi ne olurdu? Biz aşıktık. Ailesi ne kadar direnebilirdi? O yalanlardan korktu. Bu yüzden karşı koymadı. Yanıma gelmedi. Uzaktan acı çekmemi istedi. O zaman acıya kardeşim. Oğlum meyhaneye getirdim seni. Yavaş gidiyorsun. Ben acı çekmiyorum. Artık acı bile çekmiyorum. Taşınıyor işte. Şimdiki gündemimiz bu. Ya ikinci baskı. Ne çok taşınan var şu sıra. Selin Hanımlar da ayrılıyorlar. Sonunda güneye gitmeye karar vermişler. Ekolojik tarımla uğraşacakmış Selin'in. Selin Hanımlar şu 9 numaradakiler değil miydi? Hı hı. Ha, yani karşılıklı iki daire boşaldı. Tülin acaba kızları mı yerleştirsek? Ben Lara'nın ayrı bir eve taşınmak isteyeceğinden çok eminim. Eğer ayrı eve çıkacak olursam bu apartmandan çok daha uzak bir yere gideceğimden emin olabiliriz. Bak 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 bak. Ya ben burada kıvranıyorum, sizin konuştuğunuz konuya bak. Sağ olun ya. Ya hayır, terapi falan yapamam şimdi. Benim eve gitmem lazım. Çalışacağım, görüşürüz sonra. Görüşürüz canım. Cansu ilaçlarını almıyor herhalde. Hayır. Yine kontrolsüz tepkiler ve anlık histeri krizleriyle dolu hayatımıza geri döndük. Meyhaneye getirdim seni. İçecektin, konuşacaktın. Çiki bile içmedin. Ben iyiyim demiştim. İyileştim ben. Seni iyileştiren şu ilaç neyse bana da versen. Hadi kalk seni evine bırakayım. Yok kardeşim. Ben biraz daha burada kalacağım. İyileşen sensin. Sen nereye gidiyorsun? Ben de kal. Hafta sonu hallederiz bir işini. Tamam. Ama bak sızıp kalma bir yerlerde. Kalma. İyi. Baby.
Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Feriha ne yaptın sen? Mehmet, vallahi ben yapmadım. Niye yapayım ki böyle bir şey? Baba olacaktım lan ben. Mehmet, hadi ayakta duramıyorsun. Bak babam çok üzülecek, hadi. Hadi ver. Çekil. Mehmet, hadi bak merak edecek adam. Hadi canım. Çekil. Hadi Mehmet, Allah aşkına. Kardeşim misin lan sen? Mehmet, ne yapıyorsun ya? Yürü içeri girelim, hadi. Hadi gel. Bırak. Mehmet. 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 Emir. Emir yardım et. Ne oldu? Yavaş yavaş. Dur. Ya. Karaciğerde hasar yok. Dikiş atılıyor. Bir iki saat müşahede altında tutacağız. Sonra çıkabilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok yoruldum. Keşke seninle konuşabilsem. Feriha yapma bunu. Ama... Bana bir şey söyleme. Emir. Buna izin verme. Sana acımama izin verme. Düşürme kendini bu kadar. Efendim baba. Feriha neredesin kızım? Acildeyiz. Beni haberdar et. Tamam.
kız 10 numara mı götürmüş hastaneye? Aferin vallahi, kim tutmayan cins demiş. Ya Mehmet, şu haline bak. Ya sen benimle ilgileneceğine ben seninle ilgileniyorum. Niye? Ha bir de niye diye soruyor musun? Gittin kendini yaraladın, böyle yatıyorsun. Seher. Niye itti seni? Bunu gidip de o katile sorsana. Bana niye soruyorsun? Ya zaten beni sevmiyordu biliyorsun. Doğacak olan çocuğumu da sevmeyecekti. Bir fırsatını buldu, kurtuldu işte. Dün gece oğlunuzun bağırtısı bütün sokağa inletti Rıza Bey. Çok rahatsız edici bir durum. Haklısınız efendim. Çok özür dileriz. İyi de bu kaçıncı? Bu apartman sizin sayenizde silah sesi bile duydu. Bakın, herkes sizden şikayetçi. Bu böyle gitmez, haberiniz olsun. Eğer kendinizi toplamazsanız gereğini yapmak zorunda kalacağız. Hayırlı sabahlar efendim. Günaydın. Mehmet'i hastaneye siz yetiştirmişsiniz. İnsanlık görevi. Allah sizden razı olsun. Bir isteğiniz? Yok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Bize bak. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Feriha. Canım, hadi ne olur biraz ya, ha? Mehmet bana inanmıyor. Ben içmedim onu. Bak buraya koyuyorum, yersin tamam mı? Hadi. Yok, yiyecek hali kalmamız kız. Perişan olmuş. Sanki o perişan da biz iyiyiz. Ya ben burada çocuğumu kaybettim. Siz hala o katili savunuyorsunuz. Ağır ol bakalım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin he? Katil dediğin benim kızım, benim evladım. Gitip giden çocuk da benim torunum. Bizim de canımız yani. Feriha, buraya gel. Söyle bakalım Seher Hanım. Kızım seni itti mi? Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Öyle söyledim demekle olmaz. Madem itti diyorsun, konuşacaksın. Neden itti? Kavga mı ettiniz? Açık açık konuş bakalım. Ya benim zaten canım yanıyor. Bir de böyle karakolda gibi hesap mı vereceğim? Vereceksin efendim. Madem katil diyorsun, hesap da vereceksin, ne olduysa onu da söyleyeceksin.
Ya ne bileyim, ben şoktaydım. Çok hatırlamıyorum. Yok canım. Sen ittiğini hatırlıyorsun da nasıl ittiğini hatırlamıyorsun, öyle mi? Ya artık ama biraz ayıp oluyor Hatice Hanım. Acılı kadına bu kadar da yüklenilmez ki canım. Karışma sen Hacer Hanım. Bu bizim bir aile meselemizdir. Ya çok hatırlamıyorum. Ne bileyim, benim bir an başım döndü. Ya bana ittirdi gibi geldi, arkamdaydı. Feriha, sen yengeni ittin mi? İtmedim baba. Benim kızım itmedim diyorsa itmedi. Anlaşıldı mı efendim? Gördün mü Seher? Kala kaldık el başımıza. Dakika duramam daha burada ben. Ben de durmamalı. Seher. Bana Seher deme. Yalnızlıktan sıkılmadın mı hala? Ne yapalım anne? Beraber müze falan mı gezelim? Sultanahmet, Topkapı. Her şey yolundaymış gibi davrandığımı söyleyemezsin. Hala sabırlıyım. Ama artık bu otele tıkılıp kalmanın sana yardımcı olmadığını görüyorum. Çünkü benim değil, bizim yardıma ihtiyacımız var anne. Peki, tamam. Ama şu an burada bize bizden başka yardımcı olacak kimseyi görmüyorum. Bülent, ne yapmak istiyorsun? Bir dakika, bir dakika. 2012 Maya takvimi gerçekten doğru işaret ediyor ha. Nevbahar Seymen küçük oğluna ne yapmak istediğini soruyor. Ürkütücü bu kıyamet alamet. Bunu Twitter'a yazmam lazım. Bu alaycılık sana iyi geliyorsa sevinirim. Gerçekten bir işe yarayacaksa söyleyeyim. Bu otelden kurtulmak istiyorum. Vay! Görüyor musun sen koynumuzdaki yılan? Nasıl zehirini kustuna gitti? Vay başıma gelen. Allah'ım sonumuz ne olacak? Hadi bizi neyse bırak bir kenara da. Mehmet'in başı yanmış, ben onu anladım vallahi. Anne boş ver artık ya vallahi. Ya zaten Mehmet abim de gördü göreceğini ha? Gördü. Kızım bu erkekler böyledirler. Göreceklerini görürler, sonra da kendilerini yine kaybediverirler. Ye. Neyse, bırakın erkekleri. Hadi kalkın bakalım oğlum, hadi, hadi, hadi. Bir konuda yardımına ihtiyacım var Saremciğim. Tabii ki. Ne olursa. Otelden ayrılmaya karar verdik. İzmir'e mi döneceksiniz? Ben biraz daha kalırsınız diye düşünmüştüm. Kalıyoruz. İstanbul'a yerleşmeye karar verdik. Nevbahar, bu harika bir haber. Çok şaşırdım. Tabii bir ev satın almak istiyorum. Sen o işi bana bırak. Ne kadar hızlı olduğuma inanamayacaksın. Ha, otelden çıkış işlemlerinizi de ben hallederim. Teşekkür ederim. Gülsüm.
Merhaba, ben Gülsüm. Gülsüm diye açtın telefonu zaten. Dün aramıştın ya, kaydetmiştim. Tabii ya, doğru. Ben şey için aramıştım. Dün telefonu apar topar kapattım, kusura bakma. Yani Feriha iyi, merak etme demek için aramıştım. Bir dert vardı da başımızdan çok şükür kurtulduk. Gülsüm, biraz vaktin var mı? Tamam o zaman. Size uğrayıp anahtarı alırız. En geç bir saat içinde orada oluruz. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Otursana. Aslında işim var. Ama geçerken merhaba demek istedim. Biliyorum, çok yoğunsun. Dün fark ettim. Evet, uğramışsın. Söylediler. Bir sorun mu vardı? Sorun? Hilsle ilgili yani. Acaba bir sorun mu var diye düşündüm. Yok yok, bir sorun yok. Sadece odada biraz sıkılmıştım. Sana bir bakayım dedim. Seni uyandırmak istememiştim. Güne erken başlamayı bir türlü öğrenemedim. Haftalık raporlar gelmiştir. Bir göz atalım istersen. Aslında bir programım var. Ama bir saat içinde burada olacağım. O zaman baksak olur mu? Ne zaman istersen. Süper ya. Peki, görüşürüz. Günaydın Levent Bey. Günaydın. Dün evde kötü bir şeyler olmuştu da Mehmet'le babam, yani kardeşimle babam bana inanmıyorlar da artık inanıyorlar. Seni hiç bu kadar mutlu görmedim. Yani şimdi ben de böyle anlatınca anlamadınız tabii ama delirdiğimi düşünüyorsunuz herhalde. Yok canım, ne alakası var? Hiç öyle düşünmüyorum. Emir de inanacak. Başarabileceğimi biliyorum. Belki bu son şansımız olacak ama bu şansı ben yaratacağım. Kendini nasıl mutlu hissediyorsan onu yap. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Emir. Seni bekliyorum. İşletme kulübündeyim. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ya? Hala çalışmaktan bahsedebiliyor. Onunla çalışmaya gitmeyeceksin değil mi Emir? Görüşürüz Cansu. Evet, geldim. Hoş geldin. Feriha, dalga mı geçiyorsun? Niye? Birlikte çalışmıyor muyuz? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Merak etme, konuşmaya çalışmıyorum. Bana acımak zorunda kalmayacaksın. Feriha, ne yapıyorsun? Birlikte çalışacağız işte. Artık iyileştiğine göre bunu yapabiliriz. Hemşireyi anlatmaya çalışmayacağım. Sen dinlemek isteyeceksin. Bunu sinir harbine mi çevirmek istiyorsun? Tamam, nasıl istersen. Kalk, çalışmaya gidiyoruz. Keşke Bülent de gelseydi. Bu tip işler o yaştaki bir çocuk için sadece angarya. Nasıl buldun peki? Beğendin mi? Güzel, hoş, ferah. Öyleyse
Sanırım artık dekorasyonla ilgili çalışmaya başlayabiliriz. Harika. Nereye gidiyoruz? Otele. Otele? Otelde artık bir his var. Duymuşsundur. Bir sıkıntın varsa gelmek zorunda değilsin. İnebilirsin. Yok, bir sıkıntı yok. Bu nişan olayı nedir Gülsüm? O çok hassas bir konu Koray. Şimdi Feri anlatırsa kendi anlatır. Benim söylemem doğru olmaz. Tamam. Tamam da bu manyaklık. Feri annemle konuşması lazım. Vazgeçmediyse. İnsan sevdiğinden vazgeçer mi ki? Geçer. Öyle bir zaman gelir ki seve seve öyle öyle vazgeçer. Benim gördüğüm Feriha öyle kolay kolay vazgeçmez. Ama eli kolu bağlanıyor insan işte. Bazen bazı şeyleri zorlamamak lazım, hayırlısını istemek lazım. Ya eninde sonunda nasip kısmet işte. Yani nasiplerinde varsa birbirlerine kısmet olacaklardır. Neden gülüyorsun ki? Komik mi? Yok. Yanlış anlama. Ya özür dilerim. Tabii söylediklerinde haklısın dedi ama... ben hayata hiçbir zaman öyle bakmadım. Yani nasip kısmet diye. Sen kadere inanır mısın? Bilmem. Emin değilim. Hiç durmayan bir saat gibi işler dururmuş kader. Yahya Kemal demiş. Sen ne okuyorsun Gülsüm? Ben öğretmenlik okuyorum. Öğretmen olacaksın yani? Ya inşallah kısmetse olacağım. Ben butikteyim. Gelsen bekleriz. Görüşürüz. İlker mi geliyor? Ay anne. Sen bu çocukla gerçekten eğleniyorsun. Cansu geliyor. Depresyonda saçlarını değil, gardırobunu değiştiren Saykorella. Cansu'ya Saykorella diyorsun demek ki. Peki senin kendine taktığın bir isim var mı? Ya anne niye bana sarıyorsun? Canı sıkılıyor galiba. Aksine çok eğleniyorum. Şirine. Anne. Bana geldi sandım, o nedenle okudum. Aç bakalım. Kırmızı güldür kesin Bayat. Meşgul. Ya Eyüp'teki tanıdıklarının telefonu yok mu sende? Ha? Acaba oradan mı arayıp sorsak ha? Yok. Onlar Kumburgaz'a gitmişti. Ya ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi şaşırdım. Bak oğlum. Ben senin karına iftiracısın demem. Ama öyle kapıyı vurup çekip gitmesini de istemem. Ya böyle duramam ben. Ya bir konuşmam lazım. Ne oldu, ne bitti, niye böyle bir şey yaptı anlamam lazım. Ya istersen kendini biraz toparla, öyle git ha. Yok baba, ben öyle oturup duramam. Daha çirkin bir şey bulamadınız mı? Biz bulmadık zaten canım. Neyse, hoş geldin. Hoş bulduk. Cansucuğum, senin için ne yapabilirim? Bu sefer iş gardırobu istiyorum ben Tülin abla. Yani böyle ciddi bir şeyler ama tarz bir şeyler de olsun. Hande'den vazgeçtim. Küçük Sanem Hanım olacağım diyorsun yani. Efendim? Cansu Hanım merhaba, Hilal ben resepsiyondan. Merhaba Hilal. Emir Sarrafoğlu otele gelirse haberim olsun demiştiniz. Geldi efendim.
Geldi derken yerleşti mi yani? Hayır efendim, sanırım Hilse gitti. Tamam, teşekkür ederim. Benim çıkmam lazım şimdi. Yeni geldin. Ya evet ama ben size güveniyorum. Benim yerime seçin bir şeyler, olur mu? Teşekkür ederim. Bay bay. İçkilerde falan bir sorunlar var, gördün mü? Sonra devam ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Bu da ne şimdi? Oğlum sürprizleri seviyor. Merhaba Feriha. Umarım bu anlamsız sürprizin mantıklı bir açıklaması vardır. Bir proje için çalışmaya geldik. Burada mı çalışacaksınız? Kendi mekanımda çalışmayı uygun gördüm sanırım. Emir, biraz konuşabilir miyiz? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sizi hiç ilgilendirmez. Çalışacağız, seni ilgilendiren bir şey yok baba. Burada sorun istemiyorum Emir. Duydun mu beni? Zanem'le burada sorun istemiyorum. Zanem? Birincidekiyle geçmişsin. Haddini bil ve sorun çıkartma. Sohbetiniz bittiyse biz çalışabilir miyiz? Evet, başlayalım mı? Eğleniyor musun Emir? Eğlenmek? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Beni zor durumda bırakmaya çalışıyorsun. Seni buraya, bu oteli benim kadar iyi bildiğin için getirdim Feriha. Sinir harbi dediğim bu değil mi? Eğer çalışmak istiyorsan çalışalım. İstemiyorsan yarın git Levent Hoca'nı ikna etmeye çalış. Burası benim mekanım. Proje de burası için. Bunları yaparak pes etmemi istiyorsun. Ama pes etmeyeceğim Emir. İyi misiniz? Ne işin var benim otelimde? Git Emir'e sor. Neyin peşindesin Feriha? O fotoğrafa rağmen Emir'in yüzüne bakabiliyorum. Çıldır artık istersen. Bakabiliyorsun yani. Ağlayarak mı? Mehmet varmış yanlarına. Hayırlısı olsun bakalım. Sağ ol. Sağlıyorum.
Annem çok üzgündü. Mehmet konuşamamış herhalde onların yanında diye. Oğlumu avutamadım diye ağladı. Aklı bizde kalacak şimdi. Ben diyorum ki yarın gündüzden binip hafta sonunu orada geçireyim. Hem bir Ömer'i koklamış olurum, hem de Zehra'mı bir görmüş olurum. Ben de geleyim baba. Yo yo, olmaz. Mehmet de yok zaten. Yok kızım, ben öyle iki apartman, hem karşıya hem buraya. Buraya da Gülsüm tek başına dünya da başa çıkamaz. Ay başına Mehmet'i de alır, cumadan gideriz kızım. He? Ben doğru anlıyorum değil mi? Onunla proje çalışacaksınız. Hem de burada. Hiçbir şey olmamış gibi. Ve sırf Levent Hoca istiyor diye. Ben öyle uygun gördüğüm için Cansu. Cansu, ben çıkıyorum. Hadi. Yarın görüşürüz. Meryem Hanım. Ben o kızı bir daha burada görmek istemiyorum. Anladın mı beni? Bunu benimle değil, ortağınla konuşacaksın. Ben o kızı bundan sonra hiçbir yerde görmek istemiyorum. Ne otelde, ne okulda, ne de apartmanda. Apartmanda. Evet, aslında apartmanda görmesek iyi olurdu. Gel hadi. Nerede Bülent? Odasında. Hala mı beni görmek istemiyor? Seni tanımak istemiyor. Yine o ağır sınavlarından biri. Acaba Bülent'i görmeyi ne kadar hak ediyorum? Sizinle yeterince ilgileniyor muyum? Sınavı geçebilirsem onu göreceğim. Doğru mu? Haklıysan ve bu bir sınavsa sanırım sonucundan haberin olacak. Haksızsan ve kardeşin seni gerçekten görmek istemiyorsa sanırım bunun bir sınav olup olmadığını asla öğrenemeyeceksin. Kalenizden çıkıp geldiniz buralara kadar Nebahar Hanım. Bülent'i bana göstermiyorsunuz. Kocanız yanınızda yok. Ortada bir sorun var. Ve siz bana bu sorunu söylemekten korkuyorsunuz. Kabalaşma lütfen. Kaldığım otelin numarası. Kardeşimi görmek istiyorum. Beni arayın. Kadere inanmıyorum ama bir Zeki Demir Kubuz'u filmi var. Güzel, bir ara izleyelim. Olur, izleriz. Ama nerede izleyeceğiz? Artık benden korkuyor. Tutamayacağım onu, gidecek. Feriha zaten o fotoğrafı görmeseydi de gidecekti. Ama o zaman bana inanarak gidecekti. Şimdi bana inanmıyor. Her şeyi arkasında bırakıp gidecek.
Hayırdır kaptan? Beni görmeden yapamıyorsun galiba. Yarım kalan hesabını mı görmeye geldin? Felsefeyi bırakmışsın. Seninle derdimiz neyse çözeceğiz. Ama zamanı geldiğinde. Beni çok bekletme. Hocam, bakıyorum ayağınız alışmış. Öyle oldu. Bu sefer de yarım kaldı kaptan. Senin hoca ile ilgili karın ağrın nedir? Anlat bakalım. Sen o meseleyi açılışta çözdün. Anlat dedim. Bana takık işte. Özel bir mesele. Senin okuldaki hocalardan biriyle özel bir meselen var. Ve o adam Sanem Hanım'ın eski bir dostu. Ha, seni bu yüzden ilgilendiriyor. Anlamadım. O adam Sanem Hanım'ın eski bir dostu olduğu için mi ilgini çekti? Demek bizi yakıştırıyorsun. Bunu aklımın bir köşesinde tutacağım. Tut. Ama Sanem Hanım'ın rahmetli ortağını o herifle aldattığını da tut bir köşesinde. Demek o adamla birlikteydi. Peki senin derdin ne Emir? Feriha bu tablonun neresinde? Anneme söyle küpelerini hiç çıkarmıyorum, tamam mı? Ömer'i de öp kokla benim için. Abi herkese çok selamet olur mu? Baş üstüne, baş üstüne. Şu yukarıyı ara sıra yokla Hatice. Tam taşınma günü kapıcı bırakıp gitmiş demesinler. Yok abicim, sen hiç merak etme ama onlar da böyle günü güne taşınma olur mu? Sen ne yapacaksın abi? Hadi bakalım. Eyvallah. Kızım suyu getir, suyu getir. Suyu getir. Geldiğinizde her şey hazır olacak Nevbahar. Kızıma inanamayacaksın. Yeni ev sahipleri geldiğinde tek bir koli bile kalmamış olsun. Tamam hanımefendi. Şurada oturalım mı biraz? Ben bir portakal suyu alıp geleceğim. Tamam, bekliyorum. Günaydın. Aa, günaydın. Bugün yalnızsınız. Aslında sayılmaz. Kızım portakal suyu almaya gitti. Ama siz yalnızsınız, köpeğiniz yok. Her zaman hızıma yetişebilirim. Sizinle bir gün beraber yürümek isterim. Sohbet ederek yürümeyeli uzun zaman oldu. Olabilir. Yarın 11 diyelim mi? Olur, benim için uygun. O halde yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bakıyorum da hemen muhabbete girmişsin. Şimdi karşılaştık. Ne demek istiyorsun? Anne, o adam sana yazılıyor. Ben elinde kağıt kalem görmedim. Ne demek istediğini çok iyi anladın anne. Evet. Ve bundan hiç hoşlanmadım. Bu konuyu kapat, günümüzün keyfini çıkaralım ha? Oturabilir miyim? Tabii. Çok affedersin, çok özür dilerim. Çok pardon ya. Önemli değil, halledilir. Geçen gün söylediğin şey çok tuhaftı. Tuhaf? Bu senin doğru deme şeklin mi? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Çünkü seni tanıyorum. Yani seni değil ama sana çok benzeyen birini. Eski bir hikaye mi? Sayılır. Yani eskimek zorunda kalmış diyelim. Bizim aramızda yalan yoktu ama sizinki gibi imkansızlık vardı. İmkansızlık. Ayrı dünyaların insanı iz hikayesi ise boşuna yorulma. Feriha ile bizim derdimiz bunun çok ötesinde. Dur sana onun tarifini vereyim. Biraz kararsızlık, biraz güvensizlik, bol kepçe şüphe, sıfır iletişim ve arada kaynayan aşk. Afiyet olsun o zaman. Ama sinirlendiriyorsun beni. Sen de benim ilgimi çekiyorsun. Nasıl? Yani çok özlediğim birine benzediğin için. Çok özlediğim birini kandırdın mı? Hayır. Ama çok özledim. Onun gibi. İşim bitti, otele gidebiliriz. Sanem her şeyi öyle güzel organize etti ki. Bak şimdiden yerleştik sayılır. Ne hoş değil mi? Sessiz. Sakin bir yer. Odana baktın mı sen? Her şey istediğin gibi mi? Biraz hızlı oldu tabii. Yine de hoşlanacağın gibi olduğunu düşünüyorum. Bazı ufak tefek eksikleri de bir ay içinde tamamlayıp gönderecekler. Belki odana... Anne yeter. Bu yeni yuvalarına taşınan aslan kraliçe ve yavrusu masa için büyüğüm. Bu hırçınlığını anlayamıyorum. Bir ev istedin. Ve işte buradayız. Evet. Yani sana yine bir teşekkür borçluyum. O fotoğrafı görmeseydin ne olacaktı Emir? Feriha başlama buna. Ne olacaktı? Beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun ya? Sen evden taşınmaya niye karar verdin? Söylesene. Sen söylesene. Görmeseydim o fotoğrafı ne olacaktı Feriha? Şoförün dediğin adamla nişanlı olduğunu nasıl öğrenecektim ben seni? Dinleseydin anlatacaktım. Sen bana inandığın için evden taşınmak istemedin mi? Ne fark eder ya? Ne fark eder? Ben sana ne zaman inansam ağzımın payını alıyorum zaten. Ne fark eder? Tamam, bütün bunları hak ettiğimi düşünüyorsun ama hiçbirini hak etmiyorum. Eğer doğru düzgün oturup beni dinlesen. Hak ettiklerimiz. Bunları konuşmayalım Feriha. Evet, yalanları hak etmedik. Senden kaçmamı hak etmedin. Ama o zaman kaçmam gerektiğine inanıyordum. Şimdi neden inanmıyorsun? Çünkü şimdi kaçacak bir şey yok. Birbirimizin bütün yüzlerini gördük Emir. İsteyerek ya da istemeyerek en kötü şeyleri yaptık. İsteyerek ya da istemeyerek. Borç için sana geldiğimde söylediklerini hiç unutmayacağım. Ama ben unutmak isteyen tarafımla buradayım. Feriha, sana hak ettiklerimizden bahsetmeyelim demiştim. Buna o gece de dahil. Emir, saçmalıyorsun. Böyle bir şeye tabii ki inanmıyorsun.
Ben biliyorum. Sorsana. Emir yapma. Neden korkuyorsun? Emir yapma, niye yaptığını biliyorum. Kızgınsın. Sakın böyle bir şey söyleme. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim ki. Pişman değilim ben Feriha. Allah kahretsin. Bırak! Neden sana o gece öyle davrandım? Canını acıtmak için mi? Seni aşağılamak için mi? Seni denemek için mi? Yoksa seni istediğim için mi? Belki de sadece seni istediğim için öyle davrandım Feriha. Olamaz mı? Ha? Belki bu kadar basittir. Belanı versin. Allah belanı versin. Her şey hak ettiğimiz gibi Feriha. Bugünü, bu geceyi sana unutturmayacağım Emir. Bunu unutmayacaksın. Feriha, ya bir şey olmuş sana ya. Hiç yok, bir şey deme. Ya ben anlarım, iyi değilsin sen. Neden sana o gece öyle davrandım? Canını acıtmak için mi? Seni aşağılamak için mi? Seni denemek için mi? Yoksa seni istediğim için mi? Belki de sadece seni istediğim için öyle davrandım Feriha. Olamaz mı? Belki bu kadar basittir. Son gece ne olduğunu düşündüm. Biraz muhabbet ederiz dedim. Cansu muhabbet ağamda hiç değilim ya. Ya. Peki. O zaman sonra konuşuruz. Gitmeden ararsın değil mi? Cansu görüşürüz. Allah aşkına bir şey söyle artık ya. Bir tek kelime etmedin. Ya bir şey söylesene. Bak korkutuyorsun beni. Halam yattı mı? Hı hı. Yattı. Meydanı boş bulunca o da yatak odasında yattı. Sen de onunla yatar mısın? Neden? Yalnız kalmak istiyorum. Bülent. Bülent. Biraz sesini kısar mısın? Bülent. Bülent. Thank you.
Efendim? Levent, hemen buraya gel. Ne var? Feriha odadan attı. Canım çok sıkılıyor. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim ki. Belki de sadece seni istediğim için öyle davrandım Feriha. Belki bu kadar basittir. Her şey hak ettiğimiz gibi Feriha. Geldim. Borç yok. Teklif yok. Buradayım. Her şey hak ettiğimiz gibi olacak.